Abla Türkler Derneği olarak. Burada bulunmak gayet keyifli bizim için. Herkes için öyledir. Ben Batı Anadolu'da siyahlara bakışın belleksel perspektifinden biraz bahsedeceğim size. Ne anlatacaksınız bize diyebilirsiniz. Kendi hikayemden başlayacağım. Fotoğraflar gelecek birazdan. Değişebilirse iyi olacak galiba, değişir birazdan. Evet, bu babam Hüseyin ama Arap değil. Küçük bir kız çocuğuydum, belki 5-6 yaşlarındayken. O gün kapının önünde oynuyorum. İki tane yaşlı amca geldiler ve bana dediler ki, Arap Hüseyin'in evi burası mı? Ben de onlara dedim ki, babam Hüseyin ama Arap değil. Sonra dönüp baktığımda babam içeriden geldi ve o amcalarla konuşmaya başladı. Ve ben öğrendim ki babam Arap'mış. Daha sonra, bir süre sonra bana dediler ki o tarlada daha çok çalıştığı için daha koyu renkli olmuş, bu yüzden öyle diye beni teskin etmeye çalışmışlardı. Ama buna neden öfkelendiğimi ya da niye kızdığımı o zaman anlayamamıştım. Ta ki 20-25 yıl sonrasına kadar bu Araplık mevzu hep bizim ailenin içinde devam eden bir hikaye oldu. Çünkü biz renkli bir aileydik. Babamın, annemin babası Arnavut'tu. Arnavutlar vardı, Karadenizliler vardı, Yörükler vardı ailemizin içinde. Çok renkli bir aileydik. Her renkten insan vardı kuzenlerim arasında. Bir sonraki fotoğrafta kızıl, sarışın, esmer ve ben. Biraz daha koyu, biraz daha açık ama oradaki ben. Böyle devam ediyordum. Hep Arap olarak biliyorduk ama. Yaklaşık 20-25 yıl sonra devam edeyim mi? Evet. Ege Tarih bölümünde okuyordum. Ve orada bir ders işliyordum. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanını işliyoruz. O dönemi anlatıyor. 1820-1822 yılları anlatıyordu derste. Ve Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Afrikalı bir orduyla birlikte Adana'ya geldiğini ve bu bölgede Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol altına aldığını öğrenmiştim. Evet, yanıt oradan gelmişti. Afrikalı bir ordu. Mehmet Ali Paşa'nın Sudanlı askerlerden kendilerine bir ordu oluşturduğunu biliyorum. O zaman öğrenmiştim. Evet. Bu öğrendiğim şey, babamın anneannesi Kuzguni Arap Kara Ayşe'nin bir Afrikalı olduğunu anladım. Onun hakkında bildiğimiz tek şey ise bizim onun Sudan'dan Mısır'a pamuk işçisi olarak geldiği, daha sonra da Adana'ya kardeşiyle birlikte geldiği, kardeşi öldükten sonra da Nazilli'nin bir köyü olan Arpaz'a geldiği ama oraya nasıl geldiğini yine de bilmiyorduk. Evet, Kara Ayşe'nin, Arap Hüseyin'in ve benim kim olduğumu anlayabilmek için artık Afrikalıların tarihini, Anadolu'da, Mısır'da kurulan devletleri, Akdeniz'in politik güç dengelerini ve onlarca yüzyıl içinde değişen inanç sistemlerini öğrenmek ve anlamak zorundaydım. Bir gün yine okuldayken bir hocamız var. Tabii ben herkesin başını ağrıtıyorum artık, Afrikalılar geldi mi buraya, işte ne kadar gelmişlerdi, kaç kişi gelmişlerdi falan. Zeki Arıkan diye bir hocamız var. Koridorda bir gün bağırıyor bana, neredesin sen diye. Ne oldu hocam? Sonra bana bir broşür verdi. Sessiz bir geçmişten sesler. Ve böylece ben de Afro Türklerle ve Afro Türk kavramıyla tanıştım.
ve araştırmalarıma da başlamış oldum. 2009'da ise İzmir TÜYAP Kitap Fuarı'nda tek başına küçük bir tezgah açmış olan Mustafa Olpak'la karşılaşmam ise tam bir dönüm noktasıydı. Onun hikayesi ve kırılma süreci, dernekleşme mücadelesi bizim bugün burada var olmamızın yegane sebebidir. Ve 2009'dan itibaren de buradayım. O kitapta buydu. O gün ondan aldım. Ve 2010 yılında ise Bozdağ ve çevresindeki kültürleri araştıran bir sempozyuma davet edildim. Ve burada içimizdeki Afrika adında bir bildiri hazırlamam gerekti. Ve bunun içinde de Akçay Havzası üzerinde, Menderes'in bir kolu olan Akçay Havzası üzerinde kısa süreli bir saha çalışması yaptım ve burada kaynak kişilerle görüşme şansını yakaladım. Eski kervan yollarının üstünde olan Amasya köyünde görüştüğüm yaşlı bir kadın, yaşlı bir teyze bana şunu söylüyordu. Afrikalıları kastederek, Arapları askerler getiriyordu kızım diyordu. Merkez velayetlerden Arabistan'a, Mısır'a, Trablusgarp'a giden devlet görevlileri, askerler Osmanlı döneminde genelde geri döndüklerinde ya da geri dönerlerken geldikleri yerlerden, köle pazarlarından köle satın alıp çocuk ya da genç yol üstünde satıyorlar. Buradan yol masraflarını çıkartıyorlardı. Bu küçük çaplı köleciliğin örneklerinden bir tanesidir. Ve benim karşıma Bozdağ'ın Amasya Köyü diye bir yerde bir teyzenin ağzından çıkmıştı, duyulmuştu. Daha sonra Karaaşe'nin köyüne, babamın da doğduğu köye gittim. O köye ilk gidişimde ve en büyük şaşkınlığımı yaşadığım zamandı o zaman. Çünkü beni gören herkes bana şunu soruyordu. Aa, sen Arap Hüseyin'in kızı mısın? Evet diyordum, nereden bildin? Çünkü diyordum, dediler ki, onlar hacılar bunun kızı. Böyle sizin cinsten, kıvırcık, işte renkli, siyah Araplar, bir tek onlardı bu köyde. Ve biz de o yüzden biliyorum, demişlerdi bana. Şimdi ben önce şöyle düşündüm yine o dönem. Akrabalarından birkaç hacıya falan gitmişti. Dedim herhalde o yüzden hacılar diye lakap taktılar. Ama değilmiş. Osmanlı döneminde yine hacıya gidip gelmek çok uzun süren ve zahmetli ve meşakkatli bir iş. Ve yaklaşık aylarca süren bir iş. Ve insanlar hacıya gidip geldiklerini ispatlayabilmek için yine bölgedeki en büyük köle pazarlarından bir tanesi olan Hicaz'dan köle satın alıp gelirken getiriyorlar ve köylerine geri döndüklerinde bakın ben gerçekten hacı oldum. Bunun ispatı ne? Yanında getirdiği Afrikalı çocuk. Belki bizlere Arap denmesinin Afrikalı değil de Arap algısının bizde daha fazla oluşmasının sebeplerinden biri de bu olabilir diye de düşünüyorum. Şimdi şunu biliyoruz ama bu klasik dönem Osmanlı köleciliği olarak ayırdığımız bir dönem. Ama 19. yüzyıl boyunca özellikle Afrika'dan getirilen nüfusta felaket bir artış oluyor. Bunu tarihçilerin pek çoğu patlama diye tabir ediyorlar. Örneğin buradaki en önemli üç kaynak da Toledano ve Osmanlı'da kölelik çalışan Hakan Erdem ve daha sonra da emperyalizmin Türkiye'ye girişi Orhan Kurmuş'un verdiği rakamlar. Toledano şunu söylüyor. 1820'lerden sonra, 25'lerden sonra her bir yıl için en az 11 bin ile 13 bin arası Afrikalı köle Osmanlı topraklarına, Osmanlı coğrafyasına girdiğini
söylüyor. Hakan Erdem de aynı rakamı veriyor ama onun sadece şerh konuştuğu şey 1845'ten sonra bu sayının tedrici olarak azalmaya başladığıydı. Orhan Kurmuş ise bunu köle karşıtı derneklerin ve İngiltere'nin konsolosluğunun tuttuğu raporlardan yola çıkarak azaplananların sayısından hesap ediyor. O da yine yaklaşık aynı rakamı veriyor. Yani kabaca 19. yüzyıl boyunca Osmanlı topraklarına ve coğrafyasına gelen Afrikalıların sayısı en az 1 milyon 300 bin kişi olarak hesaplanıyor. Ve biz de onların torunlarıyız. Evet. Şimdi Mustafa Olta dernekleşme çabasının ve dernekleşmesinin ilk sonucu ilk somut işlerinden bir tanesi Sessiz Bir Geçmişten Sesler projesiydi. Bu projeyi Tarih Vakfı ile birlikte yürüttüler. Tarih Vakfı yürütücü gruptu. Ama katılımcılar ve görüşmeciler ve görüşmeleri yapan kişiler Afro-Türkler Derneği üyeleriydi. Şimdi ben Aydın vilayetindeki Afro-Türkler adlı lisans bitirme tezimi hazırlarken ilk çalıştığım kaynaklardan bir tanesi bu arşiv oldu. Bu arşive şimdi internet üzerinden ulaşamıyoruz. Ama o dönem ulaşabiliyorduk 2010'lu yıllarda. Ama galiba kısa zamanda tekrar hayata geçireceğiz. Bu çalışmada görüşmeler özellikle farklı başlıklar altında yapılmış. Köken anlatıları, çocukluk dönemi, toplumsal yaşam gibi farklı başlıklar altında toplanmış. Ben özellikle köken anlatıları kısmında çok fazla oyalandım ve baktım, inceledim arşivi. Özellikle bölgelere göre köken anlatılarının farklılaşması ve aynı bölgede yaşayanların ortak köken anlatılarının olması özellikle dikkat çekiciydi. Örneğin bu anlamda 4 bölgeye ayırabildim. İzmir ve çevresinde yaşayanlar ya da buraya gelenlerin köken anlatılarında çoğunlukla azatlanma dönemlerinden sonra yerleşenler olduğu, Libya'dan gelenler olduğu, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra gelenlerin olduğu daha çok biliniyor ama İzmir merkezde çok eski tarihlerden beri mesela İstanbul'da azatlanan bir köle orada yaşamayı tercih bir eski köle kökenli orada yaşamayı tercih etmeyip gelip İzmir'e yerleşiyor ve burada hayatını daha kolay olarak idame ettirebiliyormuş. Bunu da biliyoruz. Mesela Aydın ve civar köylerine gelenlerin ise daha çok anlatılarında, köken anlatılarında hacılar tarafından ya da askerler tarafından getirildikleri dikkat çekiciydi. Muğla'da bulunanların ise onlar Mısırlı Bibi, Abbas Hilmi Paşa'nın torunları olarak hatta kendilerini anlatıyorlardı. Çünkü onun mahiyetiyle birlikte Muğla bölgesine yerleşmişlerdi. Oraya pamuk işçisi ve tarım işçisi olarak getirildiklerini söylüyorlardı. Mesela Ayvalık'a gelenler ise yine aynı arşivin anlatılarında çoğunluğu Lozan mübadilleriydi. Ve mübadeleden sonra Girit'ten direkt Resmo'ya, mesela Resmo'dan direkt Ayvalık'a yerleşenleri görüyorduk. Evet. Ama şimdi başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Anadolu'da Afrikalı folkloru var. Şimdi kullanacağım kelime için lütfen bana kızmayın. Çünkü bu kelime literatürde böyle geçiyor. Anadolu halk kültürü literatüründe de böyle geçiyor. Ve bu yüzden böyle kullanmak zorundayım.
aslında Anadolu'da zenci folkloru diye kullanıyorlar. Bu konuda da ilk değiştirebiliriz arkadaşlar. İlk Pertevnali Boratav Türk folkloründe zencilerle ilgili araştırmaları yapan isimlerden bir tanesidir. Boratav şey der, özellikle halk hikayelerinde, Köroğlu Destanı'nda ya da diğer halk hikayelerinde, mesela Köroğlu Destanı'nda koca Arap pehlivanı, Köroğlu'nun kurtarıcısı ya da yanında yaşayan, onu kurtaran bir Arap pehlivanı vardır. Ya da halk hikayelerinde Ofa Mandanalar, hadi kurtar beni Lala. Bu şey gibi biraz da ilk hafızamızı zorladığımızda Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan cin gibi, o da bir Arap ve misyattı. Ve bu bizdeki halk hikayeciliğinde de devam etmiş. Ve bunu Boratav ilk defa zenci folkloru olarak adlandırıyor. Tabii daha sonra İzmir'deki Dana Bayramı'ndan da bahsediyor, Godyalardan da bahsediyor. Ama asıl Günler Güneş bu konuda kölelikten özgürlüğe geçişte diye bir makalesi vardır ve onun da makalesinde iyice derinleştirir. İzmir basın tarihinden yola çıkarak Dana Bayramı ve Godyaları anlatmaya başlar. Bunun yanında kendi saha çalışmalarını da söyler. Hatta onun Temaşalık'ta dolaşırken yaptığı röportajlardan bir tanesinde onlara şey der, kendi dilinizle ilgili bir şey hatırlıyor musunuz? Mesela ne tür şarkılar söylerdiniz? Ya da nasıl müzik aletleri çalardınız? Onlar derler ki zilsiz defler çalardık ve Afrika dansları yapardık ve Afrika ritim şarkıları çalardık. Ve onların da bir de sözünü duymuş Güver Hoca, o da şey diyor, mazata mazata gambeta diye bir şeyler hatırlıyorlardı ama bu nedir, ne değildir, kimsenin de anlamını bildiği yoktu maalesef. Yine İzmir'deki siyahlarla ilgili araştırmalardan bir tanesi de 9 Eylül Üniversitesi'nde hoca olan Abdullah Martal'ın hikayesidir. O da yine azatlanma döneminde Başbakan Osmanlı Arşivinden faydalanarak Aydın vilayetinde merkez arasındaki yazışmaları kontrol eder ve onları yayınlamıştır. Onun da böyle bir çalışması vardır. Evet, yetirdik. Sessiz bir geçmişler. Evet. Şimdi özgürlüğe kaçışlar diyeceğim. Çünkü Anadolu insanı, Anadolu'da yaşayan insanlar yaklaşık 13. yüzyılda, yani 1200'lerin sonunda, 1300'lerin başında Orta Asya'dan Anadolu'ya göçmüş olan insanlardı. Su alabilir miyim? Affedersiniz. Böyle çok dolayacağım ama kusura bakmayın. Ve biraz daha animist kültürün etkisini üzerlerinde taşıyan insanlardı. Yani hala doğacı inançları terk etmemişlerdi ve aslında Anadolu'ya geldikten sonra Müslümanlıkla tanıştılar ve Müslümanlaştılar. Ve bu insanlarla merkezi devletler arasında, Osmanlı İmparatorluğu devleti arasında da her zaman bir çatışma ve bir çekişme olmuştur. O yüzden halk kültürü ayrı, saray kültürü ayrı. Halk kültürü ayrı, İstanbul saray kültürü ayrı olarak ilerlemiştir. Burada bahsettiğim şey direkt halk kültürüdür. O yüzden özgürlüğe kaçışlar dediğimde o insanların da özgürlüğe kaçmak istediklerini bahsediyorum. Burada yaşayan insanlarından. Şimdi başka bir döneme geçiyoruz. Cezayir Türküsü üzerine konuşacağız şimdi. Osmanlı'nın 16. yüzyıldan itibaren Mısır'da, Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da var olmaya başladığını biliyoruz. Ve Anadolu'da yaşayan ve içinde bulundukları hayat şartlarından memnun olmayan, buradan kaçmak isteyen, artık
Çünkü yükselemiyorlar. Onların devlet görevlisi olma gibi bir şansları yok. Anadolu'daki halkın çok fazla. Ancak savaşlarda başarılı gösterirlerse yere gelebilirler. Sadece toprağı işleyen işçiler onlar. Ve başka bir gelecekte kendilerini de göremiyorlar. Bu yüzden onları da kaçmak, zenginleşmek, daha iyi hayat şartlarına ulaşmak için her zaman aralıkları olmuştur. Örneğin Aydın'ın ya da Ege'nin, Batı Anadolu'nun da yaşayan gençler 16. yüzyıldan başlayarak, 17. yüzyıldan başlayarak, çünkü artık vergiler o kadar ağırlaşmış ki bu vergileri ödemek istemedikleri için toprağı terk etmeye başlıyor. Anadolu'nun pek çok yerinde köylüler ve Celal isyanları çıkmaya başlıyor. Ama bu arada Akdeniz korsanları, Akdeniz'deki Türk korsanları her yıl sanki mevsimlik işçi toplar gibi yaz mevsiminde mesela diyelim ki İzmir'e geliyorlar ya da Çanakkale'ye gidiyorlar ya da Aydın'a gidiyorlar. İşte pazarlarda, çarşılarda tellal çıkartıyorlar ve tellallar aynen şunu diyor. Terlemeden kazanmak, solumadan ölmek isteyenler bura, bu bayrağın altına. Ve bu sefer buradaki gençlerin hepsi ve çoğunlukla zaten gitmek istiyorlar ve gidiyorlar, Akdeniz'de korsancılık yapmaya gidiyorlar. Savaşıyorlar, işte bildiğiniz Barbaros Tarihi'nin Andrea Dörde savaşları kurtardılar falan filan. Hepsinde onlar var ama Cezayir'e gittiklerinde oraya karşı da ayrı bir sevgi ve sempati beslemeye başlıyorlar. Ve bunun için de türküler yapıyorlar. Hatta Türk Edebiyatı'nda bir Cezayir Edebiyatı diye bir edebiyat oluşmuş bu yüzden. Çünkü geriye dönenler var, dönemeyenler var, savaşlarda ölenler var, zenginleşenler var, olamayanlar var. Bütün sıla ve gurbet temalı içeriklerin hepsini aslında bu Cezayir Edebiyatı ve türküsü içinde görebiliyorsunuz. Ben de size buradan bir kıtasını soracağım. Cezayir'in ufak ufak evleri, içinde bir ağları beyleri, Türkçe bilmez, mani söyler, dilleri, Tunus, Trablus, Cezayir diye de devam eder. Ama türkünün bir özelliği de şu, belki ben son günlerde daha modern yorumlarını mı dinliyorum bilmiyorum ama çok fazla ritmi ve ritim motifleri daha çok Afrika ritim motiflerine benziyor. Bu yüzden umarım alanında müzikologlar ve araştırmacılar bu konulara da eğilirler. Biz de daha çok şey öğrenmiş oluruz. Bir tarihçi olarak ancak bu kadar çok diyorum. Sonra bir arkadaşım daha var. Bunu da değiştirebiliriz. Ali Özçelik. Kendisi tarihçi. Ve zeybekler üzerine çalışıyor. Ve o Afro zeybekleri yazdı. Afro zeybeklerle ilgili de bize bir sürü şey anlattı. Şimdi zeybeklik kültürü denilen kültür 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir kültür. Yani öncesinde pek görünmüyor. Çünkü öncesinde yüzyıllarca profesyonel korsanlık yapmış Akdeniz korsanları olduğu için 1820 Cezayir'in Fransa tarafından işgalinden sonra artık korsanlar gemilere gidemiyorlar. Ve bu tarihte itibaren de Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki kayıpları artıyor ve bu yüzden artık bu profesyonel Leventler, Zekhanlar, donanmaya veya kalelerde çalışanlar artık ya Celali Reislerinin ya da Bozukbaşıların emrinde ya da Ağyanların emrinde toplanmaya başlıyorlar. Yani yavaş yavaş bir evrilme gerçekleşiyor ve bu Zeybekli'ye ve Eseri'ye doğru geliyor. Ama burada ilginç bir şey var, Afro Zeybekler var, Arap Zeybekler var. Aslında Zeybek ya da Efe demek haksızlığa karşı çıkan, adaletsizliğe karşı çıkıp isyan edip bırakıp giden kişi demek. Dağa çıkan ya da fiilara düşen, işte artık savaşmak istemiyorsa savaştan kaçıp
kendi çetesiyle birlikte eşkıyalık yapan, evet yol kesen, ne bileyim insanların mallarını soyan falan şey doğru da yaşadığı da söyleniyor. İlk Afro Zeybeklerden bir tanesini Ali parmaksız Arap olarak söylüyor. Parmaksız Arap Gereli Efe'nin kuzanı. Bu 1800'lü yılların yine başı. Şimdi genelde Efe'ler için, her Efe için ayrı türküler söylenir. Ama türkülerin hiçbirinde arkadaşları yanında, yanındakilerle ilgili bir şey söylenmez. Kızanlarıyla ilgili. Ama bu ilk defa parmaksız Arap'ta bozulmuş mesela. Ha, bu arada parmaksız Arap'ın niye parmaksız olduğunu sebebi de şu. Yine Gereli Efe ile beraber bir çatışma esnasındayken galiba çünkü Osmanlı zaptiyeleri onları takip ediyorlar ve parmağından yaralanıyor. Birisi bıçakla kesiyor mu bir şey mi oldu? O da geriye dönüp adamın artık ona saldırıyor ama bu yüzden parmağı kesiliyor ve bu yüzden adı da parmaksız Arap olarak kalıyormuş. Ama o da bir Afrikalı. Şöyle diyor Gereli Efe'nin türküsünde bir bölümünü okuyacağım sadece. Ben şuraya dokun. Gereli dedikleri bir kara dana. Çekti bıçağını çıktı meydana. Yoktur Gereli doğuracak ana. Dağlarda dolaşır aslan Gereli. Sonra içtiğimi sorarsan her akşam şarap. Arkadaşım sorarsan parmaksız Arap. İnerim gavur İzmir'e ederim harap. Çöpü çaldırtmaz duyar Gereli. Çünkü İzmir'de o dönemde rakip çetelerinden bir tanesi var Gereli'nin. Onunla birlikte çatışma halindeler. Evet, bu da Afro Zeybeklerin hikayesi ve bol miktarda da Afro Zeybek fotoğrafı var. Hatta Afro Zeybeklerle ilgili mübadeleden sonra Aydın'dan, Ege bölgesinden, Yunanistan'a, Girit'e göçen ressamlar orada duvar resimleri falan yapmışlar. Ve orada mesela Aydın'da bir kırk kahvesi diyor ve kırk kahvesinde siyah Efe'yi, Zevci Efe'yi de resmetmiş. İşte ya da Avrupalı pek çok ressamın da dikkatini çekiyor. Çünkü çok heybetliler. Anadolu insanı daha kısa boylu, daha ufak tefek. Ama onlar uzun boylular ve iri yorular. Bu yüzden onlara daha çok hayran oluyorlar. Ve biraz da gösterişli kıyafetler giyiyorlar. Bu yüzden Avrupalı ressamların da dikkatini çekmiş. Onların da çizdiği pek çok Afro Zeybek resimleri mevcut. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim buraya geçmeden önce. Bu Cezayir korsanları ile ilgili bölümden önce değiştirebilirsek Korsan Ahmet diye birisi var. Bu Mustafa Orhan dedesi. Kenya'dan Girit'e köle olarak getirilen bir dede, Mustafa Orhan dedesi. Ama köleliği kabul edememiş. Yani onu bir türlü durduramamışlar diyor. Kitabında da anlatıyor. İşte zincire bağladılar olmadı, kapattılar olmadı, durmadan kaçıyor. Ve Girit de zaten ve durmadan gemilere kaçıyor. Korsanlara karışıyor. Onlarla birlikte gidip savaşıyor. Ama tekrar geri dönüyor. Çünkü ailesi Girit'te bir Türk aileye satılmış ve onların çiftliklerinde çalışıyor. Ve daha sonra Korsan Ahmet'te Girit'te kalıyor ve mübadeleden sonra Ayvalık'a taşınıyorlar. Şimdi yine kendi hikayeme döneyim. Kara Ayşe'nin oğullarından bir oğlu Kara Ali. Kara Ali Efe, o da Yörük Ali'nin kızanı. Şimdi daha yakın tarihlere geldik. O 1898'de doğmuş Kara Ali Efe. Fotoğrafı değiştirebilirsek, bunu da geçelim bundan sonra. Bu Kara Ali Efe'nin oğlu Orhan Kara Aslan ve onunla röportaj yapan Atatürk'a dergisinden Ergün Veren Bey. Ve ben o röportajdan yola çıkarak sizi
Karaali'yi anlatacağım. Yani Karaalşe'nin oğlu Karaali'yi anlatacağım. Orhan Karaaslan'ın ağzından tabii ki. Karaali 1898 yılında doğmuş. Arpaz'dan doğmuş. 20 yaşlarında, yani yaklaşık 1918'ler falan yapar. Birinci Dünya Savaşı'nda Yanan Cephesi'ne gitmiş. Ve orada esir düşmüş. Ve kurtulup, arkadaşlarıyla birlikte kurtulup tekrar Nazilli'ye gelmesi aylarını almış. Çünkü gündüzleri saklanıp geceleri yol alarak devam etmiş bütün yolculuğuna. Ve bütün o yolu aylar sonra tamamlayıp Nazilli'ye gelmiş. Yalnız sorunlar bitmemiş çünkü savaş hala devam ediyor. Ve bir süre sonra yeniden seferberlik kararı çıkıyor. Ve yine onu orduya askere almak istiyorlar. Bu sefer o kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Çünkü zaten esir düşmüş, o kadar zahmetlere katlanmış. Ve bir daha niye gitsin askere diye düşünüyor. Ve firar durumuna düşüyor. Ve daha sonra daha Yörük Ali Efe'nin yanına çıkıyor. Onun yanında kızağını tutuyor. Şimdi Orhan Karaaslan babasının ağzından dinlediği, çünkü Orhan Bey 12 yaşına kadar falan babasıyla birlikte yaşamış. Ve onun ağzından hikayeler dinleme şansında yakalamış. Çünkü Karaali 1947'de falan ölmüş. Karaali'nin anlattığı hikayelerden birini anlatacağım size. Diyor ki, onun bir pusu kurma olayı ile kurtlardan kurtuluşu anısı vardı. Kardeşleriyle bir araya geldiğinde anlatırdı. Dağdayım. Günlerden bir gün. Anamı özledim. Fırtınalı bir kış günüydü. Karla kaplıydı her yer. Tabii hikaye anlatıcı da hemen devreye girmiş. Anam evde yatıyor. Hayırdır ana, hasta mısın diye sordu. Hayır dedim. Karakol kumandanı geldi. Seni sordu. Ben de bilmiyorum deyince tuttular, beni dövdüler demiş. Tabii onu deyince Karaali'nin de kan yürüdü beynime diyor. Kışınla çıktım evden. Karakol kumandanının evinin karşısındaki yamaçta bulunan bir taşın arkasına gizlendim. Vurmaya karar verdim. Gece yarısına doğru kumandan zaptiyelerle beraber evine geldi. Mavzerim hazırdı. Nişan aldım. Tetiği basacağım. Bir kuş geldi yüzüme çarptı. Karanlık içinde kaldım. Ateş edemedim. Kumandanı da vuramadım. Kendimden geçmişim. Bir zaman sonra kendime geldim. Efe'nin yanına dönmek için ayağa kalktım. Daha doğru tırmanmaya başladım. Bu ara bir kurt sürüsüne rastladım. Etrafımı çevirdiler. Sırtımı bir kayaya ver. Parçalayacaklar. Yaklaşıyorlar üzerime doğru. Ateş etsem hangi birini vuracağım? Hemen aklıma kibrit geldi. Cebimden çıkardım. Yakıp üstlerine attım. Kurtlar ateşten ve ışıktan korktular ve böylece kendimi kurtardım diye anlatıyor. Bu hikayede gördüğünüz şey şuydu. Aslında Afro kültürlerin ister Amerika'da, ister Brezilya'da, ister Latin Amerika'da, ister Almanya'da ve Türkiye'de de olsun, en önemli taşıdıkları izlerden bir tanesi hikaye anlatıcılıklarıdır. Çünkü onlar anlatmayı ve hikayeleştirmeyi, öyküleştirmeyi severler ve böyle anlatırlar. Belki de Karaali'nin anlattığı öykü bana biraz avcılık hikayelerini de andırıyormuş gibi geldi. Hani avcılık, atıcılık hikayeleri gibi. Ama belki vurmak istediği, öfkesini kusamadığı, annesini gören kumandanı öldüremedi. Ama daha sonra kurtlarla mücadele etti. Ama çevresinde o kadar çok kurt ve düşman vardı ki. Kimle mücadele edecekti? Kim gerçekten düşmanı bilmiyordu. Belki de o duygusunuzdan yansıtmış. Ama yine devam ediyorum. Ben sağ çalışmalarım sırasındayken 12 Nisan 2010'da
Arpaz Köyü eski muhtarı 83 yaşındaki o dönemde Mustafa Şen ile Kara Ayşe'yi konuştu. Ve Mustafa Şen çocukluğunda Kara Ayşe'yi görmüş ve onu tanıyor. Kapkara bir kızdı kızım dedi. Upuzun boylu dedi. İncecik, güçlü bir kadındı diye anlatıyor onu bana. Evini de biliyor. İstersen dedi seni evine geçeyim, gör orayı da. Ben cesaret edemedim. Çünkü o dinlediğim hikaye benzer bir hikayeydi ve beni çok üzmüştü. Cesaret edip gidip evini görmek istemedim. Belki daha sonra gider görürüm diye düşünüyorum. Çünkü Mustafa Bey'de aynı hikayeyi anlatıyordu. Karaliyefe'yi ben hem babaannemin yaşadığı bölgede hem de Arpaz'da sorduğumda herkes ondan bahsetmek istemedi. Daha doğrusu çekindiler, niçin bahsedeceğiz biz diye. Sonra sordum, niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü Efe dağa çıktığı zaman köyde kalan yakınlarının yanına geliyorlar. İşte annesini alıp götürüyor. Senin yüzünden bu çocuk dağa çıktı diyor. Sonra Arpaz Kalesi var. Kumandan orada oturuyor zaten. Arpaz Kumandan'ın denilen kumandan. Ve kalede şey de var. Ne denir ona? Hapishane gibi yerler de var. Oraya çektiriyor onu, döndürtüyor, işkence yaptırıyor falan. Olanın gerçek olduğunu Mustafa Şen'in ağzından da dinlemiştim. Bu röportajdan haberim olmadan önce. Daha sonra mesela babaannenin oturduğu yere gidiyor, biraz daha kenar bir mahalle. Gidip mesela babaannenin ambarını boşaltıyor. Niye? Dağdaki efelere götürmüş. Bu da böyle devam ediyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediklerimiz varsa konuşmaya devam edelim.